Ali Karahasanoğlu 12 Eylül öncesinin ülkücüsü Selçuk Özda. Hayatta en kızdığım kişiler bir makama gelmek için yırtınıp sonra getirildikleri makamı kendileri hak etmiş gibi görünenler. Hatta sonrasında kendisini o makama getirene hakaret etmeye kalkışanlar. Gelecek Partisi başta Ahmet Davutoğlu olmak üzere hemen tüm ekibiyle bu kimliğe şap diye oturuyor. Ne demişti Ahmet Davutoğlu? Tayyip Erdoğan bir hiçti onu başbakan cumhurbaşkanı biz yaptık. Bu söz doğru muydu? Doğru olsaydı Davutoğlu Tayyip Erdoğan'dan ayrıldıktan sonra Erdoğan'ın bir daha seçim kazanamaması Davutoğlu'nun desteklediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçilmesi gerekirdi. Böyle bir şey oldu mu? olmadı. Davutoğlu söylediği o sözden dolayı utandı mı? Utanmadı. Sadece Davutoğlu değil, partisindeki hemen herkes aynı nankörlük içinde Gelecek Partili desem haberlerde ismi Saadet Partisi Grup Başkan Vekili diye geçiyor. Saadet Partili desem milli görüşçüler isyan edecek. Partisini yazmadan, yazamadan devam edeyim. Hullesi kendisine kalsın. Üç kuruşluk koltuklar uğruna siyasette yeni güneş moteller skandallarına imza atmaları yanlarına kar kalsın. Ama hiç mi olmasın siyasi eleştiri yapacağız derlerken söylediklerini birazcık mantık süzgecinden geçirmeler için hatırlatmış olayım. Selçuk Özdağ dün sosyal medyadan bir paylaşım yapmış. İki gündür vatandaşlarımıza konuşuyorum. Kahvelerde herkes 5000 TL ikramiyeden muaf tutulmalarını isyan ediyor. Eğer tüm emeklilere 5000 TL ikramiye verecek hazinede para varsa benim gönlümden geçen çözüm şu. Çalışanlara yine vermesinler. Çalışmayanlara 10.000 TL olarak versinler. Emekli olup halen yine çalışanlara da 5.000 TL verileceğine çalışmayan, çalışamayan emeklilerin 10.000 TL alması bana daha adil bir çözüm olarak geliyor. Ama tribünleri oynarsanız Selçuk Özdağ gibi mantığa ters gerçeklere aykırı paylaşımlarla kendinizden bahsettirirsiniz. Özdağ'ın sözlerindeki mantıksızlık nerede? Özdağ'ın kahve gördükleri şikayet ettiklerine göre ikramiye alamayanlar olmalı. İkramiye alamayanlar da çalışan emekliler. İyi de çalışan emeklinin kahvede ne işi var? İşte olması gerekmez mi? Ama olsun Selçuk Özdağ bu. Geldik geliyoruz devirdik az sonra CHP iktidar yapıyoruz diye meydan meydan dolaştılar. Biz ülkücüyüz dediler. Çakma ülkücü çıktılar. Havalarını aldılar. Şimdi hala yalanla dolanla siyaset yapmayı sürdürüyorlar. Özden siyaset sanarak yaptığı açıklamalardaki tutarsızlıklar kahvede oturan çalışan emeklilerle sınırlı değil. Ülkücü ya 1980 öncesinde komünistlerle kavga ederdi havaları ile siyasete soymuştu ya. Şimdi CHP ile yatıp kalka o da komünistlerle, sosyalistlerle kardeş olmuş. Trabzon gazeteciler cemiyetini ziyaret edip basın toplantısı düzenlemiş ve şunları söylemiş. Canat ile Fikren bağdaşan yanım yok. Seçim olduğu zaman Canat Alay tutukluydu. Gelirdi parlamentoya, yeminli yapardı. Sonra parlamento dokunulmazlığını kaldırırdı, yeniden cezaevine giderdi. Sürecin böyle işlemesi lazımdı. Yiğitçe bu adamlar Türkiye'de darbe yapmaya kalktılar. Sokak hareketleriyle seçilmiş hükümeti devirmeye kalktılar bir savcıyı, iki polisi şehit ettiler. Ben bunların avukatlığını yapamam diyeceğine kıldan tüyden gerekçelerle Canatalay gelirdi, yemin ederdi, dokunmazlığını kaldırırdık, yine cezaevine koyardık diyor. Ben de kendisini Hodri meydan diyorum. Yiğit sen şimdiden açıkla. Canatalay ile ilgili olarak önümüzdeki süreçte dokunulmazlığının kaldırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir oylama yapıldığında evet oyu verecek misin, vermeyecek misin? Evet oyu vereceksen dokunmazlığının kaldırılması gelirdi, oylanırdı, dokunmazlığı kaldırılır, yine cezaevine konulurdu diyebilirsin. Ama CHP ile bu konuda da ittifak yapacağını aşikar. Ya hayır oyu kullanacaksın ya da oylamaya katılmayıp sosyalistlerle örtülü işbirliği yapacaksın. Şimdi sureti aktan yanaymış gibi niye görüntü veriyorsun? Dürüst olun, ilkeli olun. 12 Eylül öncesiyle ya övünün ya da onun üzerinden rant devşirmeye kalkışmayın. Ben ülkücü gelenekten geliyorum ülke ocaklarında yöneticilik yaptım. 12 Eylül'de idamla yargılandım. 7,5 sene hapis yattım Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber. Sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile parti kurduk dedikten sonra yani Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yaptığını söyledikten sonra rahmetli Yazıcıoğlu'na edilmedi hakareti bırakmayanlarla ne işim var? 12 Eylül öncesinde faili meçhul cinayetle ortadan kaldırılan adamın sosyalist olduğunu sürekli tekrarlayan yeniyle ne işim var? Açık açık söyle. Seçim öncesinde Tayyip Erdoğan'ı devirmek için çıktığınız yolda CHP ile kol kolu yürümenizin izanı yapamıyordunuz. Bugün bari o kirli ittifakla rol almayın. Kendin söylüyorsun. Can Atalay'la görüşlerimiz bağdaşmaz diye. Ben hatırlatayım. Can Atalay'ın amcası 12 Eylül öncesinde faili meçhul cinayette can vermiş. O tarihlerde Selçuk Özdağ çizgisindekileri suçlayan Atalay ailesi. Şimdi Selçuk Özdağ'dan destek görüyor. Hepsinin derdi tek milletin güvendiği tercih ettiği Tayyip Erdoğan'ı devirmek ama başaramayacaklar. Bugüne kadar başaramadılar. Allah'ın izniyle bundan sonra da başaramayacaklar.